Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan lezzetli mi lezzetli börek yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 1 su bardağı soda, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 kase kaşar, 1 kase beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 3-4 dal yeşil soğan, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu. Malzemelerimizi saydık. Şimdi sosumuzu hazırlama aşamasına geçiyoruz. Kabın içerisine yumurtayı alıyorum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Yağları ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar, kullanmış olduğum kap biraz küçük geldi. O yüzden daha büyük bir kaba döktüm sosumu. Şimdi hazırlama işlemine devam ediyorum. Sütümü ilave ediyorum. Sodayı ilave ediyorum. Peynirimi ilave ediyorum. Maydanozu da ilave ettikten sonra harcımı iyice karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Şimdi yufkalarımı aldım. Bir tanesini masamın üzerine açıyorum. Daha sonra sosumdan ilave ederek her tarafına sürüyorum. Sosumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her tarafına şöyle dağıtıyorum. Daha sonra fırçayla sürüyorum. Bütün sosu her tarafına sürdükten sonra ikinci yufkamızı aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Hemen ikinci yufkayı üzerine seriyorum. Dikkatli bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Tekrar sosumuzdan dökerek her tarafına yayıyorum. 4 yufka kullandım arkadaşlar. 4 yufkayı da bu şekilde hazırlıyorum. Yufkalarımı hazırladım. Hemen şöyle son katı da üzerine açıyorum. İşlemi tamamlamış oluyorum. Son yufkanın üzerine de sosu döktükten sonra her tarafına sürüyorum. Daha sonra kıvırma işlemine geçeceğiz. Sosladıktan sonra kenar kısmından çok sıkı olmayacak şekilde rulo haline getiriyoruz. Böreğimi sardıktan sonra 3 parçaya ayırıyorum. Daha sonra streç filme sararak buzdolabında 1 saat dinlendireceğim. Hemen bu şekilde şöyle sarıyorum. Buzdolabında bekleyen böreklerimizi hemen şöyle streçten açıyorum. Dilimleyerek tepsime yerleştiriyorum. 1 santim genişliğinde dilimleyerek tepsime yerleştiriyorum. Buzdolabında beklettiğimiz için sosu tamamen yufkalar emdi. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Börekleri dilimledikten sonra 1 kaşık yoğurt, 1 adet yumurtayı iyice açtım. Şimdi böreklerin üzerine sürüyorum. Her tarafına iyice sürelim. Hatta kenarlarına da sürelim, iyice kızarsın. Bu arada fırınım 200 derecede ısınıyor. Sosumuzu sürdükten sonra 200 derecede ısıtmış olduğum fırına pişirmek üzere gönderiyorum. Fansız ayarda pişiriyoruz. Altını üstünü kontrol ederek pişirelim. Böreklerimi fırından çıkardım. Muhteşem sosu ile lezzetli bir tarif oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen ne kadar yumuşacık, harika bir börek olduğunu şöyle sizlere bölüyorum.
İnanın o kadar sıcak ki sizler için dokusunu göstermek istedim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.